Renault, Dacia ve Fiat gibi markalar arkadaşlar bildiğiniz gibi uygun maliyetlerle otomobil üretip satıyorlar. Peki tüketicilerin bu noktadaki beklentisi nedir? Yani mantıken uygun maliyetlerle aldığınız bir ürünün sorun çıkarma potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu inanırsınız. Ancak ortaya çıkan veriler bunun tam tersini söylüyor arkadaşlar. Yani Dacia, Renault ve Fiat gibi markaların otomobillerinde özellikle motor mekanik anlamındaki herhangi bir problemin ortaya çıkmadığını görüyoruz. Belki bu markaların otomobilleri çok malzeme kalitesi anlamında yukarıda değil. Yani sert plastikten üretiliyor. Özellikle iç mekandaki malzeme kalitesi çok yüksek değil. Bunlar trim sesi ortaya çıkartabiliyor. Uzun vadede çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor. Ancak bunların özellikle motor, mekanik, şanzıman anlamında tüketicilere çok daha az problem, çok daha az maliyet çıkardığını net bir şekilde görüyoruz. Yani bugün en çok arıza çıkartan otomobil markalarına baktığımızda göreceksiniz ki daha çok lüks sınıfa, premium sınıfa hitap eden otomobillerin problem çıkardığını görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. En çok problem çıkartan otomobillerden ilki Land Rover'ın Range Rover modeli arkadaşlar. Range Rover'a baktığımızda çok lüks premium sınıfa hitap eden bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu otomobil arkadaşlar kullanıcıların %50'si tarafından şikayet almış durumda. Yani Range Rover sahibi olan her 100 kişiden 50'si bu otomobilden şikayetçi arkadaşlar. Bunun temel nedeni de bu otomobilin özellikle motorunda meydana gelecek arızalar. Özellikle eski nesil bir Range Rover alıyorsanız, yani 2008, 2009, 2010 ya da daha öncesindeki bir Range Rover, ikinci el bir Range Rover alıyorsanız saatli bombaya bineceğinizden şüpheniz olmasın bu noktada. Çünkü arkadaşlar bu otomobilin motoru her an arıza çıkartabilir. Özellikle aks ve süspansiyon noktasında da bu arabanın kronik arızalarının olduğunu tüketiciler bildirmiş değerli arkadaşlar. Yine bunun haricinde yani derseniz ki daha günümüze yakın bir Range Rover alırsak problem yaşar mıyız? Yani 2017, 2018, 2019 modellerindeki bir Range Rover alırsak problem yaşar mıyız diye sorarsanız bunun da yanıtı net değil. Yani günümüze ne kadar yakın olursa evet o kadar iyi, ancak 2019 bir Range Rover alsanız bile bu aracın problem çıkarmayacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Range Rover genel anlamda kronik arızaları olan problemli bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor ki zaten her 100 kişiden biri, bu otomobili satın alan her 100 kişiden 50'si de arkadaşlar bu otomobili şikayet etmiş durumda. İkinci sıraya baktığımızda arkadaşlar yine Land Rover'ı görüyoruz. Land Rover'ın bu kez Discovery Sport modelinin en çok arıza veren otomobiller arasında yer aldığını görüyoruz. Burada da yine kullanıcıların %41'i bu araçtan şikayetçi olmuşlar. Yine aks ve süspansiyon problemleri öne çıkan kronik arızalar olarak karşımıza çıkıyor ve yine bunun haricinde arkadaşlar %18'de kullanıcıların %18'de elektriksel aksamların problemli olduğundan yakınmış. Yani Discovery Sport modeli de yine uzak durabileceğiniz arabalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sıraya baktığımızda bu kez çok lüks bir SUV modelini görmüyoruz. Daha çok halka hitap eden bir SUV modelini görüyoruz. Nissan'dan bahsedeceğiz bu sefer. Nissan Qashqai modeli. Nissan Qashqai modeli de kullanıcılar tarafından çok kez şikayet almış bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biliyoruz çok popüler araçlardan bir tanesi özellikle SUV sınıfında. Ancak Qashqai'de uzak durmanız gereken otomobiller arasında yer alıyor. Maalesef buraya baktığımızda da yine kullanıcıların arkadaşlar %34'ü burada da aks ve süspansiyon problemlerinden yakınmış durumda ve burada da arkadaşlar yine aracın yani bir Japon otomobili olmasına karşın yine özellikle elektriksel anlamdaki problemleri öne çıkmış vaziyette. Kullanıcıların dertli olduğu bir başka otomobil de Peugeot 308 arkadaşlar. Tabii ki Peugeot 308'in yeni üretimlerinden bahsetmiyoruz burada. Yani yeni kasa 308'ler için herhangi bir problem söz konusu değil şimdilik. Ancak eski kasa bir 308 aldığınızda bunun size problem çıkartabileceğinizi bilmenizde fayda var arkadaşlar. Özellikle kullanıcıların %25'i, bu otomobili alan kullanıcıların %25'i otomobilin motorundan şikayetçi olmuş. Yani bu otomobilin motorunda kronik arızaların olduğundan şikayetçi olmuş arkadaşlar. Eğer Peugeot 308 alıyorsanız, yani yeni nesil değil de eski nesil bir Peugeot 308'i alıyorsanız yine temkinli olmanızda fayda olacaktır. Evet arkadaşlar, kullanıcıların şikayetçi olduğu bir başka otomobil de Audi Q5. Audi Q5 de yine premium sınıfı hitap eden bir araç olmasına karşın kullanıcılar tarafından pek çok kez şikayet alıyor. Özellikle bu otomobilin yine motorunda çeşitli problemler meydana geliyormuş ve yine kullanıcıların %28'i bu otomobil
otomobilde elektriksel arızaların kronik olduğunu bildirmiş durumda. Yani yine bir otomobil satın alacaksanız uzak durmanız gereken arabalardan bir tanesi de Audi Q5 olacaktır ki bu araç zaten ülkemizde çok fazla popüler de değil. Ancak yine de listemizde bulunduğunu ve dikkat etmeniz gerektiğini de bildirmek istiyoruz. Yine problemli olan bir başka araba arkadaşlar Citroen C4 Cactus. C4 Cactus de yine kullanıcılar tarafından çokça şikayet alan bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Citroen'ler için sorunlu, problemli demek çok doğru değil aslında. Ancak yine eski nesil Citroen'lerde aynı Peugeot'lar gibi pek çok problemli aksama sahip ve kullanıcılar tarafından da pek çok kez şikayet edilmiş arkadaşlar. C4 Cactus de bunlardan sadece bir tanesi. Aslında baktığımızda C4 Cactus oldukça şık bir tasarım çizgisine sahip, şirin bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Ancak onun şirinliğine sakın aldanıp C4 Cactus'e yönelmeyin diyoruz. Çünkü C4 Cactus'te de motor mekanik anlamında çok ciddi problemler karşımıza çıkıyor ve bu problemler neticesinde de sanayide vakit geçirebilirsiniz çokça. Dolayısıyla yine uzak durmanız gereken otomobil modellerinden bir tanesi de C4 Cactus diyebiliriz. Problemli olan bir diğer otomobil arkadaşlar bu sefer beklemediğimiz yerden geliyor. Mercedes C-Class arkadaşlar. Mercedes C-Class'ın problemli olduğunu kabul etmek bizim için çok güç olsa da maalesef kullanıcıların pek çoğu Mercedes C-Class'tan şikayetçi arkadaşlar. Burada özellikle otomobilin ısıtma, soğutma sistemlerinde zaman içerisinde çeşitli problemler meydana geldiğini kullanıcılar bildirmiş. Eğer siz de ikinci el bir Mercedes C-Class satın alacaksanız dikkat etmeniz gereken noktalardan en önemlisi ısıtma, soğutma problemleri olacaktır değerli arkadaşlar. Burada yine kullanıcıların %15'lik gibi hiç azımsanmayacak bir tarafı da bu otomobilde motor anlamında çeşitli problemlerin meydana geldiğini bildirmiş durumda. Yine liste uzadıkça farklı farklı otomobilleri görmek mümkün. Bunlardan bir tanesi de Volvo XC90 arkadaşlar. Ne kadar çok para verirsek o kadar iyi bir mal ediniriz düşüncesi yani çok da doğru olmayabiliyor. Evet, belki Volvo XC90 oldukça şık, oldukça kaliteli ve sağlam bir araba gibi dursa da özellikle arkadaşlar bu araçta da aks ve süspansiyon problemlerinden dert yanmış kullanıcılar. Yine bu araçta da %18 gibi hiç azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesi elektriksel aksamlarda çeşitli problemlerden yakınmış durumda. Listemizin devamında karşımıza çıkan model ise Nissan X-Trail. Yine arkadaşlar Nissan X-Trail de Türkiye pazarında var olmaya çalışan bir SUV modeli. Ancak Nissan X-Trail'den de kullanıcılar şikayetçi. Bu modelde de yine aks süspansiyon problemlerinin yanı sıra elektriksel aksamda da kronik arızalar meydana geliyormuş. Kullanıcıların şikayetçi olduğu bir başka noktada otomobilin motorunda meydana çıkan arızalar. Yine zaman geçtikçe Nissan X-Trail'in de motorunun arızalar verdiğini görüyoruz. Tabii bu arızaların ne derece ciddi boyutlarda olduğunu yani ne derece size masraf çıkartacağını söylemek çok kolay değil. Burada önemli olan nokta alınan şikayet oranı olduğunu söyleyebiliriz. Yani motorda meydana gelen problemler maddi anlamda çok fazla bir külfet gerektirmeyebilir. Ancak bu problemlerin sayısı çok fazlaysa ve kullanıcılardan çok fazla şikayet alınıyorsa arabanın listeye girmesini sağlıyor arkadaşlar. Nissan X-Trail'de de bu tarz problemlerin olduğunu bilelim. Ancak tabi bu problemlerin maddi anlamda ne kadar külfet getireceğini söylemek zor, imkansız. Arkadaşlar listemizin son aracı yine halk tarafından çokça tercih edilen B hatchback modelinin referans noktalarından bir tanesi olan Volkswagen Polo. Volkswagen Polo'da da arkadaşlar çok fazla şikayet varmış. Ancak yine de kullanıcılar bu aracı tercih etmeye devam ediyor. Volkswagen markasının algısından dolayı mıdır yoksa Polo'nun yine bir referans noktası olarak düşünülüyor olmasından mıdır bilinmez ancak kullanıcılar bu araçtan çok fazla şikayetçi olmasına karşın Volkswagen Polo hala satılmaya devam ediyor. Bu araçta yine %42.6 oranında bir aks probleminin yine süspansiyon probleminin olduğundan bahsetmişler. Zaten genel olarak bu tarz problemleri gördük. Yine %28 oranında ısıtma ve soğutma sistemlerinde meydana gelen arızalar söz konusuymuş ki zaten VAC grubunda bu tarz arızaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Seat'ta, Audi'de ya da Volkswagen de kullanıcıların en çok problem yaşadığı noktalardan bir tanesi ısıtma ve soğutma sistemlerinde meydana gelen arızalar ki Volkswagen Polo sahipleri de daha çok bundan yakınmış durumda arkadaşlar. Bundan dolayı şikayetçi olmuş durumda. Bugün sizlerle beraber en çok arıza yapan otomobilleri inceledik arkadaşlar. Eğer ikinci el bir araba satın alacaksanız bu otomobillerden uzak durmanızda fayda olacaktır. Eğer sizin de problem yaşadığınız araçlarınız varsa bu videonun altında yorumlar kısmından bizlerle paylaşın.
paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.